evinizi çektik, o hazırmış. Senin gönderdiğin görüntüler çok karanlık görüntüler. O yüzden çok net belli olmuyor ama biz evi çektik ama evde çok fazla eşya var. Onu söyleyebilirim sadece. Şimdi gelsin bir evin görüntüleri ama çöp ev demek haksızlık olur. Gelsin lütfen. Ben seni sevdim. Hani sen bana söz verdin. Sen niye beni aldattın Sakine. Seni sokağa çıkamayacak hale getiririm. Susacaksın, kabulleneceksin. Buna mecbur kaldım. Vazgeçme ekibi Sakine'nin iddiaları üzerine Mustafa'nın evine gitti. Sakine Yılgın, kayınpederi Ramazan Yılgın'ın çöpte bulduğu eşyaları eve getirdiğini iddia etmişti. İddialar üzerine Vazgeçme ekibi olarak şu anda evin önündeyiz. Şimdi yukarı çıkacağız ve evin içini sizler için görüntüleyeceğiz. Evet, eve girmeden şu an karşılaştığımız ilk manzara bu oldu. Burada bu şekilde eşyalar duruyor. Hemen arka tarafta da yine aynı şekilde bu eşyalar mevcut. Odaları tek tek gezdi. Bize biraz evinizi gezdirebilir misiniz? Tabii, buyurun. Salonun burası, oturma odası. Burası işte salonum. Burada oturuyoruz. Ondan 2+1, 110 metreye kadar dairem. İşte burası. Burada oturuyoruz. Buyurun mutfağa gidelim. Mutfağa bakalım. Buyurun abim. Benim mutfağım bu. Çamaşır makinem bu. Bulaşık makinesi de burada. Dolabımı da bakın abim. Aç kaldım, susuz kaldım diye. Buyurun abim, bakın dolaplarıma. Aç kaldım, susuz kaldım diye. Buyurun, bakın, çekin. Bu nerede aç kalmış? Nasıl aç kalmış? Nasıl zayıf kalmış? Gelininiz bir de balkondan bahsetmişti. Evet, pislikten girmiyor demişti. Buyurun balkonumuza. Balkonumda ne var ne yok, pislik mi var bakın. Bu çuval açlık. Bak bu ıhramur çayı. Pislik diyor ya. Şu çay. Bak şu da çay. Burada çay. Bak şu çaylara bak. Bu çuvalla çay. Burası da balkonum benim. Bunları da koya götüreceğim bidon. Bunlar da vakit kesinlikle çiçek yapıyorum. Siz yiyecekleri balkonda mı topluyorsunuz? Evet, yiyeceklerim balkonda. Şu alttakiler ne? Şuradaki mesela? Bunlar şey, tülsün. O malzeme dolabı. Bütün odası, çöpleri yatak odama getiriyor demişti. Önce sizin onların yatak odasına bunlar bir bakalım. Yatak odası burası. Bunlar halılar. Bunu ben çöpe mi atayım? Bunlar nerede çöp? Çöp mü bu? Neresi çöp? Başlayanında çöp var diye. Hani çöp? Nerede çöp bunun? Nerede? Ha burada bak. Şunlar kaplar, kaşıklar. Bunlar halılar, battaniyeler. Ondan sonra ben burada 2 tane düğün yaptım. Bu hepsi onda kaplar burduydu. Şunlar var ya hep bu sıfır aldım. Bunlar hep böyle çocukların boya yapması. Zorla sildik çıkardık bunları zorla. Ne bu, ne çöp var, ne de çöp abim. Bak şu yatağın altına eşliğe bak bak. Ne yapacağım bunu, gelin ben bunu ne yaşayacağım yani? Bunlar bak, çöp mü? Çöp mü bunlar? Heh. Çöp mü? Bak. Buna... Oğlumun bunlar, hepsi oğlumun. Yatak odasında bak, dolap, bakın abim bak. Evet, ondan da bahsetmişti. Bak, dolap odası, dolap burada işte bunlar, hep böyle şeyler bak. Yine yiyecekleri de yatak odasındaki buzdolabında mı tutuyorsunuz? Evet. Bak, ben makarnayı görüyor musun? Bak makarna bak. Çuvalıyla arayayım abi ben bak. Şeker. Zeytinyağların bak, yatak odasında ne iş? Bak, bunlar dolu bak. Burada bak, neler var? Yağ, yağ. Bak. Siz yağ stoku mu yaptınız buraya? Bak ablam bak, yağ. Bak. Zeytin de var sanki orada. Yok bu salça bak. Salça bir tane değil bak. 5 kiloluk ben hep böyle alıyorum. Yani beni bunun için mi kotülüyor abim? Bunun için mi kotülüyor ben de burada ablam? Bak. Necik dayanık. Bak. Bak. Görüyor musun? Bunlar hep çok lan gıyordu. Bura kimin? Benim kızım. Okula giden kız çocuğunu. Buyur ablam. Bak. Benim de yatak odam. Yine bir buzdolabı karşımızda. İkinci dolap burada, ikinci dolap ablam bak. Bak Allah aşkına şu dolabı içine çeker misin abi? Bak. Burada bir kışlık bak, hatta iki bak, kışlık yiyecek var. Benim yatak odam da burası. Çay, ıhramur çayı. Kullanıyoruz. Bu da bak, bu da mecimek, koy mecimek. Bu da koli, bak, şey ıslak mendil. Yani ne çöp abi ya. Bak tenceremiz bunlar. Çöp mü bunlar? Yineye koyayım bunları, dışarı mı koyayım ablam? Bak 8 kilo bal aldım bak, çerşefe. Bakın. Bal odada kötü olmaz mı? Yok. Herak burası şey yanmadığı için. Bu ne? Bu da yaprak, üzüm yaprağı. Bunlar da kızıma hazırlık. Küçük kızıma. 16 yaşında kızım var. Birden böyle birden hazır yapamam ablam. Yan odaya oranla bu odada daha az eşya var. Öyle mi? Yani şöyle şimdi ev küçük bir ev. Ondan sonra ama maşallah Ramazan Bey stokçu gibisin yani. Ablam özür dilerim. Ben şimdi gerçekten kendimi methetmiş değilim. Size de gösteriş yapmıyorum. Estağfurullah. Eğer hataysa çok özür dilerim. Almıyorum, anladın mı? Param olduğu zaman toptan alırım. Mesela markette çok özür dilerim. Patatesin kilosu 10 lira. Ha, ben çuvalını alayım 5 bin liranı alayım. Çuvalını. Bak marketten alacağım 10 bin lira alacağımı
toptan alayım, kapının önünden geçeyim, 3-4 çuval alayım, kilosunu 5 milyondan alayım ablam. Hata ise özür dilerim. Estağfurullah da, yani bunu hata söyleyeyim. Benim gelinim patatesi kızadı ya. Patatesi kızadı, suyun şeyin yağın içinde, 3-4 kilo yağın içinde patatesi kızadı. Ben sordum ki, bu yağı ne yapıyorsun diye sordum. Dediler ki, biz bu yağı yine kızadı. Madem bak, benden sonra aldığı yağı mutfağın derin aşağı, robaya aşağı dökermiş yağı. Yağı dökermiş. Şimdi 3 kilo değil, 5 kilo yağıyla ben kızartıyorum. Yanlışın var. 3 kilo yağla patates. Aç kaldın mı benim orada? Bir boş konuşuyorsun. Ben ne zaman dedim aç kaldın diye? Yani konuları iyi değiştiriyorsun. Çöpü söyleyen açtan aldın. Getiriyorsun. Çöp götürüyor diye açtan aldın diye. Hani tamam bir dakika getiriyor. Babam sen o zaman bir dakika. Babam çöpü da muhatabı. Çöpü getiriyor. Tamam, sen niye o zaman barınıyordun? Üçünüz dört oldunuz burada. Ben dördünüzü de getirdim. Biz dedim yalan yok. Sen diyorsun yani. Zaten bir şey sorabilir mi ablam bak. Ben hiçbir şey istemiyorum, bir şey demiyorum. Sonra bir karı koca yüzleşin istiyorum. Bir şey söyleyeyim bundan sonra ablam. Söyle. Lütfen çok özür dilerim. Buyur. Ablam şimdi bunu avukatı diyor ki çalışmıyor bu. Çalışmıyor diye mağdur diye bunu. Aha. Ablam benim iki torunumun yanında bir hastalık. Benim büyük torunu şeye atmış. Hayır yağmur kesti. Yağmur altı söylüyor yağmur zaten sizin. Yağmur atmış. Ya, yağmur altı yok mu? Bu da günlük ev işleri diye 500 milyonu yemeğe gidiyor ablam. Yemeğe gidiyor. Günlük yemeğe gidiyor. Afat da diyor ki bu mağdur diyor. Dur konudan konuya atladı. Konuda şimdi evdeydik. Sakine diyor ki benim orada özel hiçbir alanım yoktu diyor. Bir önce bir yanıt versin söyle. Öyle miydi? Evet, öyle gibi. Evet, özel yani. Bir tek bana ait orada yatak var. Başka bir şey gördünüz mü? Sadece yatıyordum diyor. Emanet. Elif de sordu dedi ki o zaman neden orada yaşadın diye soruyor. Kendisi evet. Niye yaşadı? Abin yıkıyormuş. Bak hatırlıyor musun? Seninle en son kavgamızda bana şöyle bir hitapta bulundum. Odadan beri duydum. Ben bu evden gitmeyeceğim. Gerekirse bu evi yakarım ama hiçbir şekilde senin inadın bana çok inatlıydı. Sanki sen, ben Elif hayır bak sen orada bana dedin ki bak konuyu değiştim öyle bir şey kullanmadım. Gibi. Sen bak, kaç yaşında kadınsın ben kaç yaşında kızım. Cevap vereyim mi? Sen durmadan bana inatlaşıyordun. Sen 17 yaşındasın ama senin dilin 50 yaşında Elif. Tamam mı? Niye acaba? O dilim var ya sivri dili. Senin, o sivri sana çekmişim dilim galiba. Bana hakaretlerde bulundu evde. Şöyle defol yapalım. Git istemiyoruz sen şöylesin sen böylesin. Ben de dedim ki evliyiz sonuçta artık canıma tak etti. Hı-hı. Elif dedim gidici olan sensin. Ben gelinim bu eve gelmişim sen gelin gideceksin. O inatlaştığın için aslında. İnatlaştı benim yoksa ne dedim sen gelin gideceksin. Yoksa gitmek istiyor muydun o evden? Gitmek ben istiyorum. Zaten kaç kere ayrılmak peki, istiyorum. Peki Mustafa neden ayrılmadı? Ve karı kocayı bir yüzleştireceğim dörde karşı birim dedi. Haklı bir Mustafa ile bir yüzleşsinler bir karı koca sonra sizi alacağım tekrar stüdyoya. İzninizle bir ara bakalım karı kocanın yüzleşmesinde neler yaşanacak. Çok önemli yazışmalar elimde onları açıklayacağım sizlere. Bir ara lütfen. Ben seni sevdim. Hani sen bana söz verdin. Sen niye beni aldattın Sakine. Seni sokağa çıkamayacak hale getiririm. Susacaksın kabul et.